Evet, 90 artı 6. dakika değerli izleyiciler. Denizli Spor 2 Beşiktaş 3. Josef de Souza kırmızı kart gördü. Ve siyah beyazlılar 10 kişi mücadelede tüm atlarıyla Denizli Spor takımı bu dakikalarda yüklenme çabası içinde. Beşiktaş kendi yer alanına kapanmış durumda. Sağ kanattan gelişen bir hücum var. Ceza alanına orta denemesi, savunmadan sekiyor top. Artık hakemin son düdüğü bekleniyor. Son dakikanın içindeyiz. Uzatma bölümünde sağda sıfıra gönderilen hızlı bir top oyun alanını terk etti ve out'a çıkıyor. Denizli Spor kendi yer alanının sağ tarafından gelme çabası içindeydi. 13. dakikada Vincent Aboubakar'ın asistinde Atiba durumu 1-0'a getirdi. 39'da Aboubakar penaltıdan farkı 2'ye çıkardı değerli izleyiciler. Ve ilk yarı böyle sonuçlandı. Kyle Larin 48'de ikinci yarının hemen başında bir gol buldu ve durumu 3-0'a getirdi. Ardından 67'de Josef de Souza kırmızı kart gördü. Oyunun dengesi bir anda değişti. 76'da Mesanović farkı 2'ye indiren golü attı. 90'da Hadi Sako oyun alanına sonradan dahil olmuştu. Sako'nun golü geldi. 5 gol var. Uzun bir top şimdi Beşiktaş ceza alanı önüne. Bir oyuncu yerde gözler hakemde. Bu arada o kalabalığın içinde Rodega kaptan hareketlenen isimdi. Oradan bir faul kararı. Vida hemen önündeydi. Vida yerde kaldı ve Beşiktaş lehine bir faul. Beşiktaş ceza alanı önünden çalındı. Böyle biterse Beşiktaş hanesine 3 puan ekleyecek ve 7'ye getirecek. Ve Beşiktaş'ın 5 maçı var. Bir hafta bay geçtiler. Onu da hatırlatalım değerli izleyiciler. Denizli Spor 5 puanda kalacak. Evet, son düdük geliyor. Beşiktaş Denizli Spor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ve 3 puanla dönüyor. Alper Ulusoy karşılaşmanın son düdüğünü çaldı. 5 gollü maç aslında ilk yarı çok şey Beşiktaş açısından netleşmişti. Ama ikinci yarıda Denizli Spor oyuna ortak oldu. Feyyaz Hocam sizinle başlayalım. Kıymetli bir 3 puan. Milli ara ardından bay haftası Beşiktaş için Denizli deplasmanında galibiyetle dönüyor siyah beyazlılar. Evet, ilk yarı 2-0'dan sonra 3.'yü de bulduktan sonra Beşiktaş yukarıda hep beraber konuşuyorduk. 4'e 5'e doğru gider diyedik. De Souza'nın atılana kadar De Souza. Ondan sonra oyun birden değişti. Sergen'in şöyle bir huyu var kardeşimizin, Sergen Yalçın'ımızın. Fazla geriye gömülmeyi sevmiyor. Ama eksik bir takım. Şu anda Beşiktaş takımı ve 3 haftadır maç yapmamış, maç kondisyonu bir şekilde etkilenir bu işlerden. Bu arada görüntüler Mustafa. Canlı Denizli'den ekranlarınıza geliyor. Josef de Souza taraftarları kırmadı, orada fotoğraf çekindi. Evet. Bence hamlelerde biraz geç kaldı. 3-0'dan sonra oyuncu hatırlatılmaz, mutlaka orta sahaya bir destek vermesi lazımdı. Daha sonra golü yiyince 3-1'den sonra yaptığı hamleler, ki golü yedikten sonra Necip'i oyuna aldı. Yani çok rahat kazanabilecek bir maç. Biraz böyle şeye doğru gidiyordu. Neredeyse 3-3 olacaktı maç. Oyunun sonuna doğru Denizli Spor'un ciddi şutları var. Tam atakları olmasa bile 3-3 olabilirdi. Hocamın biraz daha bu konularda şey olması lazım. Yani her şeyi biraz inceleyip sık dokuması lazım. Ama ilk yarıki oyunuyla Beşiktaş gerçekten futbolu özlediğini 3 haftadır. Yeni transferlerinin de özellikle Segal'in ikinci yarıdaki Gezal'ın ikinci yarıdaki oyunu bence daha iyiydi. Ondan sonra Larin'i inanılmaz bir sol tarafta hepimiz böyle endişeyle bakıyorduk ama bekini takip ederken görünce Larin herhalde sola çık bundan sonra da oynar diye düşündük. Onun dışında Rozier ilk maçında olmasına rağmen iyi gibi gözüktü. Beşiktaş ihtiyacı olan galibiyeti aldı. Hak ettiği galibiyet mi? Onu da söyleyebiliriz. Hak ettiği galibiyeti ama biraz işi riske sokarak. Ki belirli gerilimlerin arasından da galiba bu 3 puanla çıkma ya da nefes alma şansını elde edecek siyah beyazlılar. Diğer yandan Demir Grup Sivas Spor deplasmanında Çaykur Rizespor 2-0 kazanmıştı. Hemen toplu sonuçlara ve puan tablosuna da bakalım değerli izleyiciler. Kasımpaşa, Göztepe, Ankara Gücü, Hatay Spor maçı ertelendi. Kasımpaşa, Göztepe golsüz tamamlanmıştı. Gaziantep 1, İttifak Holding, Konya Spor 0, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 1, Galatasaray 2, Medipol Başakşehir 5, Fraport Tav, Antalya Spor 1, Yeni Malatya Spor 2, Gençler Birliği 1, Aytemiz Alanya Spor 2, Fatih Karagümrük 0, Fenerbahçe 3, Trabzon Spor 1, Yukatel Denizli Spor 2, Beşiktaş 3 ve Demir Grup Sivas Spor
0, Çaykur Rizespor 2 sonuçları alındı. Puan tablosu nasıl oluştu? Hemen ona da bakalım. Zirve değişmedi. Aytemiz Alanyaspor 16 puanla zirvede, 14 puanla Fenerbahçe 2. sırada, 3. Galatasaray'ın 10 puanı var. 4. Fatih Karagümrük, 5. Çaykur Rizespor, 6. Kasımpaşa, 7. Fraport'tan Antalyaspor, 8. Yeni Malatyaspor 8 puanda. Bu takımların hepsi 6'şer maçını tamamladı. 9. Göztepe ve 10. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 7'şer puanı var. Erzurumspor'un bir maçı eksik, onu söyleyelim. 5 maç oynadılar. Puan tablosunun ilk sayfası böyleydi. 11. Medipol Başakşehir, 12. Beşiktaş, 13. Gaziantep Futbol Kulübü, 14. Sivas Spor, 15. Hatay Spor 7 puanda. Beşiktaş ve Sivas Spor'un birer maçı, Atakaş Hatay Spor'un 2 maçı puan tablosunda eksik. 16. İttifak Holding Konya Spor, 17. HES Kablo Kayseri Spor 6 puanda. Trabzonspor 5 puanla 18. 19. Denizli Spor'un da 5 puanı var. Gençler Birliği'nin 4 puanı var 20. sırada. 21. sıradaki Ankara Gücü'nün 1 puanı var 6. hafta karşılaşmaları oynandıktan sonra. Hamdi Hocam, nasıl bir 90 dakikaydı, nasıl değerlendirdiniz? Beşiktaş'ı bu uzun aranın ardından nasıl buldunuz? Ya çok kolay bir oyundu. Yani Beşiktaş'ın için yani skor bulana kadar çok yani oyunda belki yani oyunun hükmettiği bir oyun içerisinde yoktular. Yani şöyle yoktular. Yani çok rahat bir oyun oynadılar. Yani ben oyunun tabii ki Larin'le Abubakar'lı ki oyun forvet nasıl olacağını ben biraz daha merak ediyordum. Yani orta sahada bir de Atiba'nın onlara desteğiyle beraber orada tabii çok kolay skor buldular. Feyyaz Hocam dediği gibi yani kolay oyunu bir anda farklılaştırabilirler. Bazı takımlar bu tip oyunlarda rakibi oyunu almak için işte oyunun temposunu düşürürler veya içerideki oyunu bir anda bozarlar. Biraz öyle oldu yani. Denizlispor çok oyunun içerisine girebilecek kadar oyunda çok fazla etkili olmuyordu. Biz nasıl olacağını da merak ediyorduk. Yani rakip kaleye ilk yarı gitmedi gibi bir oyun vardı. Ama ben Beşiktaş oyununun Denizlispor'u oyun içerisine aldığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş çok tatmin edici bir oyun muydu? Yani belki kazanmış bir oyun ama yani bence bu oyunun üzerine biraz daha farklılıklar etkilemesi gerek. Yani eklemesi gerekiyor. Eklemesi gerekiyor. O yüzden ama tabii ki yani moralsiz bir Beşiktaş'ın deplasman galibiyeti tabii ki onlar için bence büyük bir en azından gelecek için moral olduğunu ben düşünüyorum. Bir de orta sahayı süsleyecek Oğuzhan gibi, Laiç gibi adamlar da kenardaydı, hiç kullanılmadı. Ya çok orta sahadaki pas oyunu oynamadılar aslında bugün. Yani direkt yani öne oynanan bir oyun vardı yani. Atiba'nın önü desteklemesi, yani Larin belki çizgi oyununda biraz katkı yaptı gibi görünüyor ama ben çok fazla orayı sevdiğini düşünmüyorum yani. Yani çünkü oyunda fiziksel olarak çok erken düştü. Bu bence o oynadığı pozisyonla alakalı. Yani merkez oynasaydı belki Abubakar biraz daha gezici oynasaydı Larin'in performansı ve oyunda kalma etkisi daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Yani defansif olarak da çok zorlanmadığı bir 45 dakika yaşadı ama dediğim gibi ondan sonra bir anda oyunun farklı oynayışları Denizlispor'un oyuna girişine sebep oldu ve bazen oyun sıkıntılı anlara da geldiğini düşünüyorum ben. Berdi, Aysati gibi benim neden yedek olduklarını anlamadığım bazı isimler de oyuna girdikten sonra Denizlispor'u biraz daha zengin gördük oyunda. Gürcan Bilgiç, nasıl değerlendirdiniz? Yani Prosineski ligi az çok anlamış. Şimdi Beşiktaş'ta işler kötü gidiyor. 3 haftadır maç oynamamış. Yani sıkıntılı geleceğini tahmin etmişti. Bence Prosineski. Yani ilk yarıyı tutmayı düşünüyordu. Sıfırda tutup rakibi, yani kaleyi sıfırda tutup belki de o Aysati falan ikinci yarı oyunu alıp öyle hamle yapmayı düşünüyordu. Belki basın toplantısından sonra da söyleyebilir. İkinci gole kadar, daha doğrusu tabii ikinci gole kadar Beşiktaş takımı çok yüksek tempolu baskı uyguladı. Yani golü de o baskıdan çıkardıkları topla attılar. Yani Denizli takımı çıkmak isterken topu kaybetti. Abubakar hemen araya oynadı. Atiba bir şans gol oldu gerçi. Bence ortaya çıkardı. Önünde kayan adama çarpıp yön değiştirdi. Top gol oldu. Feyyaz Hocam'la Hande Hocam da daha iyi bilirler. Yani o ruh hali kolay değil Beşiktaş için. İşler kötü gidiyor. Deplasmandasınız. Hafta ardı maç oynamıyorsunuz. Takımda iki tane yeni oyuncu var. İlk defa forma giyecek. Ve
kazanmanız gereken maç. Yani kötü oynayıp da kazanmanız gereken maç. Bunu da başardılar. Çok rahat 3-0'a getirdi. Zaten 3-0 olduğunda çok da Denizlispor karşılık verir diyemiyorduk. Yani orada dengeyi bozan Josef'in atılmasıydı. Josef de Sousa'nın atılmasıydı. Özür dilerim, Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya konuşuyor. Canlı olarak yani, ekranınıza geçiyoruz. Her şey göz önünde, verilmeyen penaltı, 7 dakika verilen